öğretmenlerimiz okullarda şiddet görmekte, öldürülmektedir. Yoksulluk sınırının altında maaşlarla ücretli, sözleşmeli, aday öğretmen, öğretmen, uzman, baş öğretmen unvanlarıyla aynı dersi veren ama farklı maaş alan 6 farklı öğretmen yaratılmıştır. Öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmıştır. Bugün bir uzman öğretmen 41.192 lira, bir baş öğretmen 44.136 lira ücret almaktadır. Fakat ülkemizde yoksulluk sınırı Birleşik Kamu İş Mayıs 2024 araştırmasına göre 59.353 lira, Türk İş Mayıs 2024 araştırmasına göre 61.788 liradır. Öğretmenlik mesleği kanunu gibi hiçbir paydaşla görüşülmeden sunulan kanun teklifleriyle öğretmenlerin hakları içe sayılmış, diplomaları geçersiz sayılarak adaylık statüsüne düşürülmek istenmiştir. Böylece eğitim fakültelerinin işlevi ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. 11 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini açıklarken kamuda işe alımlarla ilgili mülakatın kaldırılacağını söylemişti. 12 Mayıs 2023'te ise dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer mülakat olmayacak, artık KPSS puanına göre çok hızlı şekilde atamasını gerçekleştireceğiz. Yani tek kriter KPSS olacak demişti. Maalesef bir seçim vaati olarak kalan mülakatlar şimdiki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından mülakat gibi mülakat yapacağı söylemiyle devam ettirilmektedir. Mülakat yüksek standartı olan bir ölçüm aracı değildir. Ama iktidar kendi söyleminin aksine bundan vazgeçmeyerek öğretmenlerimizi kendi amaçları doğrultusunda elemeye devam etmek istemektedir. Mülakatla Milli Eğitim Akademisi ile kendi istediği dışında tek bir öğretmenin bile çalışmasına imkan tanımak istemeyen iktidar, özel sektörde çalışan öğretmenlerin taban maaş hakkını görmezden gelerek bugün binlerce öğretmeni mağdur etmeye devam etmektedir. 2022 KPSS sonuçları ile ilk ek atama sözü verilen öğretmenlerin ataması yapılmamıştır. Engelli öğretmen atamaları yetersizdir. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlikle öğretmenlerimizin emekleri sömürülmeye devam etmektedir. Deprem bölgelerinde çifte mağduriyet yaşayan, atanmamış ya da okulu yıkıldığı için işsiz kalmış, çocuklarından uzak kalmış, görev bekleyen öğretmenlerimizin sorunları çözülmemiştir. Daha bir yıl önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in her 100 öğrenciye bir rehber öğretmen vaati yerine ÇEDES ile pedagojik formasyonu olmayan kişiler okullara sokulmuştu. Yine aynı bakanın uzman öğretmenler de artık 10 yıl değil 5 yıl içerisinde bu sürece tabi olacaklar vaatiyle unutulmuştur.